bir mekanda sınırı belirleyen duvarın yanlış yere yapılması yıkım riskini beraberinde getiriyor. Bu hem para hem de zaman kaybı anlamına geliyor. İnşaat sektöründe sürekli yeniliklere kafa yoran Selek İnşaat'ın kurucusu Yusuf Selek bu soruna yürüyen duvarla çözüm buluyor. İnşaat sektörü geliştikçe kullanılan ekipmanların niteliği artıyor, iş süreleri kısalıyor. Selek İnşaat, yürüyen duvarla Konya Akşehir'de bir yeniliğe imza atıyor. Kurucu Yusuf Selek İnşaat sektöründeki tecrübesini paylaşarak söze başlıyor. ...1987 yılında babamın vefat etmesi ile birlikte çocuk yaşta inşaat serüvenimiz başladı. İnşaat serüveni başladıktan sonra artık kopamadık gelecekle alakalı. Yıllarca inşaat işimiz devam etti. Fakat kıran kırana bir rekabet olduğu için inşaatlarda çok fazla tutunamadık. Tekrar bu rekabetlerimiz Marmaris, Antalya, bu çalıştığımız bölgelerde. En son Fethiye'de noktaladım. Fethiye'de çalışırken dışarıdan bazı arkadaşların helikopterli saha betonu yaptığını gördüm. Akşehir'de hiç olmayan bir şey. Orada maaşı gittiğim firmada geceleri o arkadaşların yanında çalışarak bu işe devam ettim. Ve aynı makineleri Akşehir'e geldiğimde aldım. Ondan sonra geldik burada ona başladık fakat Akşehir'de o zamanlar çok fazla fabrika olmadığından biz işsiz kalıyorduk. Hep yeniliklere kafa yoruyor Yusuf Selek. İş potansiyelini artırmak adına daha farklı ne yapabilirim diye soruyor. Bu türden bir arayış sırasında dekoratif duvar işine girmeye karar veriyor. Dışarıda gezdiğimiz yerlerde bu dekoratif desenli avlu duvarlarını görünce dedik bir takım avlu duvar alalım. Gittik Konya'da bir takım avlu duvarı yaptırdık. Akşehir'de işe başladık fakat biz başladıktan sonra ihtiyaç yetmez oldu. Bizim 30 metre duvar 50 metre, 60 metre mesafesi çoğalmaya başladı. Ancak bir sorun vardı. Duvarın yanlış yere yapılması yıkım riskini beraberinde getiriyordu. Bu hem zaman hem de para kaybı demekti. İş sahiplerinin yanlış yer göstermesiyle, komşularının şikayeti, belediyelerin yık emriyle birkaç tane duvarımızı yıkmak zorunda kaldık. Ve aldığımız hazır beton şirketlerinin zamanında beton gönderememesi bizim işçi konusunda gece geç saatlere kadar veyahut da işi zamanla yetiştiremediğimizden dolayı bu bizde yavaş yavaş kıvılcım haline gelmeye başladı. Nasrettin Hoca'nın memleketinde kimsenin aklına gelmeyen Yusuf Selek'in aklına geldi. Nasrettin Hoca'nın kazan doğurdu hikayesi gülmeceydi ama yürüyen duvar gerçekti. Bunun ben proje çizimlerine başladım. Bunları tek tek çizdim, uyguladım. Olmuyor. Tekrar bu bizim proje çizim süremiz tam bir yıl sürdü. Bir yıl sonra tekrar başladık. Kalıplarını yaptırdık ve şu anda çok mükemmel bir şekilde Türkiye'de ilk olarak devam ediyoruz. Bunun adını yürüyen duvar koyduk. Çünkü biz kendi fabrikamıza döküp, kamyonlara yükleyip gidip yerine döşüyoruz. Onun için de hareket ettiği için adını da yürüyen duvar koyduk. Yürüyen duvar fikrinin ortaya çıkmasında Yusuf ve Resul Selek kardeşlerin en büyük destekçisi Akşehirli iş adamı Erdal Çiftçi oluyor. Biz normalde yerinde duvar, saha betonu yapıyorduk ama bizim bütçemiz yeterli değildi buna. Akşehir Ticaret Odası Başkanımız Erdal Çiftçi ile karşılaştık. Onun bir işini yapmaya gittik. Onunla muhabbet ederken sağ olsun bize kendisi önder oldu. Maddi destek sağlayacağını söyledi ama biz güvenemedik kendimize. Ondan sonra Erdal Bey'e biz ortaklık teklif ettik. Allah razı olsun o da kabul etti. Ve onun sayesinde, onun tecrübeleriyle, onun maddi desteğiyle biz bu işe girmiş olduk. Yusuf Selek, yürüyen duvarın sağladığı avantajları şöyle izah ediyor. Yanlış yapılan ölçümlerde, bahçelerin yan tarafı ihtiyaçtan dolayı satın alındığında hiç yıkmadan, parçalamadan aynı duvarı 1-2 saatlik vinç kira bedeliyle tekrar aynı duvarı hiç bozmadan taşıyabiliyoruz. Ve bu da milletimiz için çok mükemmel bir şey oluyor. Eskiki yerine döktüğümüz duvarı mecburen parçalamak zorunda kalıyorduk.
Şimdi bunda artık 30 sene, 40 sene sonra duvar artık ben iyice bittim, dağıldım deyinceye kadar duvar yerinde durmak zorunda. Ve önceki yaptığımız duvarlarda dış cephe boyası yoktu. Sadece beton döküyorduk. Şimdi dış cephe boyasıyla boyuyoruz. Bir binanın ömrü 50 sene ise biz de 50 yıl garanti veriyoruz. Tüketicinin bütçesini düşünüyoruz diyen Yusuf Selek, masrafların azaldığını söylüyor. Bizim amacımız vatandaş bir masraf ettiği yere bir daha masraf etmesin. Bir sefer alsın ve bir daha masraf etmesin. Hatta ve hatta insanlar bahçesini çevirttiriyor. Eğer başka bir firmayla anlaştı, müteahhide verdiyse ikinci el olarak duvarımızı satabiliyorlar. İlk zamanlar tek tip kalıptan imal edilen yürüyen duvarda artık talebe göre farklı boy ve kalınlıklarda alternatifler sunuluyor. Tüketici hiçbir şekilde mağdur edilmiyor. Ürünün her koşulda arkasında duruluyor. Önceden tek tip kalıp kullanıyorduk. Şimdi bunu ebatlandırdık. 70'lik, 1.20'lik, 1.50'lik, 1.90'lık, 2.20'lik gibi. İnsanların isteğine göre. Hatta ve hatta belediyelerin meclis üyesinde aldığı kararlarla o şekilde değişik tipte, değişik desende istedikleri ebatta beton yapıyoruz ve hiç zarar görmeden. Hatta eğer yanlışlık olmuş, değişik ebat konulmuş veyahut da insan yanlışlıkla şey olmuş, duvarımızı geriye teslim alıyoruz. İnsanı hiç zarar etmeden. Bu da gayet kolaylık tanıyor insanlara. Bu da bizi mutlu ediyor. Bizim de zaten tutulmamızın sebebi budur. Yürüyen duvarın döşeneceği alanın özellikleri saptandıktan çok kısa süre sonra harekete geçiliyor. İstenen özellikte duvar hazırlanıyor. Şirket müdürlerimiz gider, yerinde tespit yaparlar. Olumsuz bir eski duvardır veyahut da yerinde deredir, çukurdur varsa bunların tespiti yapılır, ölçümleri çıkartılır. Anlaşma sağlanıp imzalandıktan sonra zaten duvarımız hazır olduğu için o tespit edilen parça da aynı gün dökülür. Yaklaşık olarak 1000 metre duvarı da 3 günde teslim ederiz. Eski sistemle bu işlem çok daha uzun zamana mal oluyordu diyor Yusuf Selek. Bunu örnekle izah ediyor. 1000 metre duvara en kötü şartlarda hava iyi olur, betoncu beton verir, İşçimizle de bir sıkıntı çıkmazsa 25 gün civarında yapardık. Şimdi 1000 metre duvara iddia edersek 3 günde döşer bitiririz. Sistem hız üzerine kurulu. Siparişin gelmesiyle birlikte deneyimli kadro harekete geçiyor. Yürüyen duvarlar hazırlanıp güçlü makine altyapısıyla sevk ediliyor. Agregamızı dışarıdan satın alıyoruz. Kalıplarımız, tesisimiz orada. Döküyoruz. Kendi vinçlerimiz var. Araç üstü hiyap vinçlerimiz var ve arazi tüplü vinçlerimiz var. Bunlarla yerinde döküm yapıyoruz. Ola ki uzak bir yere göndereceğimizde direkt tırları çağırıyoruz. Afyon, Konya, Ankara, Isparta. Bu tip yerlere de gönderebiliyoruz. Mazisi henüz çok yeni olan yürüyen duvarı tüketici beğeniyle karşılamış. Hal böyle olunca 2014 Haziran'ında başlayan uygulamalar birbiri ardına sıralanmış. Geçen yıl başladım. Şubat ayında kalıplarımı hazır ettim. Ama biz her şey hazır diye başladık. Fakat olmadı bu. Biz projede yanlışlıklar yapmışız. Bunun tekrar dizaynına girdik. Haziran ayında dökümlerimize başladık. Ve geçen yıl olmasına rağmen 15 bin metre duvar sattık. Bu da bizim için gayet mükemmel bir talepti. Bu sene için 30 bin metre hedef koyduk. İnşallah muvaffak oluruz. Yürüyen duvar firmanın asli iş kolunu teşkil ediyor ancak projelerin yavaşladığı dönemde vinç kiralama hizmeti veriliyor, hafriyat işleri yapılıyor. İnşaat sektörü bahar mevsimiyle birlikte canlanıyor. Projelerin hız kazanması, istihdam edilen personel sayısının da artmasını sağlıyor. Kendi ekibimiz 25 kişi. Bu yazın 90-95 kişiye çıkar. Çünkü talebin olup olmamasına bağlı ve bir de Akşehir'de tek olduğumuz için her tarafa koşmak zorundayız. Bu bölgede hizmet etmekten huzur duyuyoruz. Yerinde hizmet vermekten yana olduklarını söyleyen Yusuf Selek, Akşehir'den ayrılmayı düşünmüyoruz diyor. Ancak farklı şehirlerden bu alana yatırım yapmak isteyenler çıkarsa bayilik vermeye hazır olduklarının da altını çiziyor. Beton ağırlıklı bizim kütle malzeme olduğu için çok fazla dışarıya gitmez. Gittiği zaman nakliyesi, maliyeti çok fazla yükselir. Ama dışarı illerden ben bu işi yapmak istiyorum diyen olursa da memnuniyetle yardımcı olurum. Mutlaka bayilik verilebilir. Hedefimiz bu.
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Selek, sel gibi doğal afetler karşısında set olarak da iş gören yürüyen duvarın kullanım ömrünün uzunluğuna dikkat çekerek sözlerini noktalıyor. Biz Selek İnşaat olarak hep şunu hedefledik. Bakın burada ben çok büyük firmalara eskiden, yani bundan 3 sene öncesine, 4 sene öncesine kadar yerine duvar yapıyordum. Ve bu da heyelanla, selle mutlaka deforme oluyordu. Yapının altının bozulmasıyla yapılarımız bozuluyordu ve insanların verdiği para boşa gidiyordu. Şimdi hiçbir kuruşları boşa gitmiyor. Bozulsa bile bir saatlik bir vinç çalışmasıyla en bozuk yerini 5 dakikada düzeltiyoruz. Ve bu sene öyle olaylar oldu ki mesela sel olayında set olarak kullandık bunu. Yani bunlar çok mükemmel şeylerdir. Bir oraya set yapması kepçeyle vinçle çok zor ama biz varıp yerleştirip bunları önlediğimiz yerler oldu. Yani bu da bize insanlara hizmet etmek çok mutluluk veriyor. Ama en önemlisi çalışmak. Çalıştıktan sonra da Allah'ın izniyle yapılamayacak hiçbir iş yoktur.